sevgili izleyiciler, kadının gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümümüzde dünyanın lider yetiştiren en büyük gençlik organizasyonu AYSEC'i konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? AYSEC İstanbul Yönetim Kurulu üyeleri Ali Duman ve İpek Başman bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne güzel, böyle gencecik insanları stüdyoda görünce bizim de ayrıca enerjimiz değişiyor. Tabii önce bayan, değil mi, kadınlara öncelik verelim. AYSEC'i bir anlatır mısın bize? AYSEC nedir? Tabii ki. AYSEC aslında dünyanın 128 ülkesinde bulunan dünyanın en büyük gençlik organizasyonu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruluyor 7 farklı ülkeden 7 genç tarafından. Asıl amacı barışa hizmet etmek ve tamamen liderler yetiştirmek. Şu anda dünyanın 128 ülkesinde aktif olarak bulunuyor ve aslında liderler yetiştirmeye çalışıyoruz ama bu özelliği değişim yaparak sosyal sorumluluk projeleriyle ya da daha farklı stajlarla sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim kısaca. Evet. Dünyanın lider yetiştiren en büyük gençlik organizasyonu derken abartmamışız o zaman. 128 ülkeden bahsediyoruz. Aynen. Çok ciddi bir rakam. Peki sizi bu oluşuma iten neydi? Biraz da böyle sizin hikayenizi de dinlemek isterim. Yani aslında AYSEC'e çok farklı amaçlarla giriliyor. Bazılarımız işte burada kendini geliştirmek istiyor, bazılarımız sosyal bir çevre edinmek istiyor. Ancak galiba ikimiz için de konuşabilirsek faydalı bir şeyler yapmak istiyorduk ikimiz de. Yani dünyaya bir etkimiz olsun istiyorduk. O noktada yolumuz AYSEC'le kesişti ve aslında bizim kendi düşüncelerimizin AYSEC'le çok örtüştüğünün farkına vardık. Zaten devam ettikçe de hani organizasyon daha çok benimsiyorsunuz ve yaptığınız şeyin etkisini gördükçe de daha çok yapasınız geliyor. İşte öyle gireli 1,5 sene olmuş. Dünyaya ayrı bir etki derken ne yapmayı planlıyordunuz peki? Şöyle, yani işin açıkçası yani yaşadığımız yerde çok fazla sorun var. Hani gündelik hayatta buraya gelirken bile aslında çok fazla şeyle karşılaşabiliyorsunuz geliştirilebilecek. Yani bunları nasıl etki edebiliriz bireysel olarak değil de bir organizasyon çatısı altında nasıl yapabiliriz diye bakmıştık. Ve hani o noktada AYSEC'in aslında yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle karşılaşınca burası bizi çekti diyebilirim. Evet. Senden de dinlemek isterim. Aslında aynı noktada buluşuyoruz dedi ama. Aynen. Ya çok farklı değil. Sadece ek olarak şey söyleyebilirim. Kendinizde kişisel gelişimi ve gerçekten somut bir şekilde hem çevrenizi hem de dünyaya etki ettiğinizi çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Beni iten şeylerden en büyüğü de bu. Hani kendi kişisel gelişimimi görüyorum. Çevreye yaptığım etkiyi somut bir şekilde görüyorum. Ve bu beni hani daha fazla bir şeyler yapmak için itiyor AYSEC içerisinde. Oo, ne güzel. Peki çok ciddi projeler de var. Gençlere yönelik projelerinizde ne gibi projeler var? Biraz da projelerden bahsedelim. Aslında şey, bizim zaten AYSEC'in içerisinde bulunan insanların hepsi 18-30 yaş arasındaki genç kitle. Yaptığımız 30 yaşta genç sayılıyor mu? Yani o hedef kitlemiz ama işin açıkçası hani ilkokul çocuklarından hatta daha da küçük çocuklardan yaşlılara kadar çok geniş bir çevreyi kapsıyor. Etki edebileceğimiz her insanı etki etmeye çalışıyoruz aslında projelerimizde. Sadece projelerin katılımcılarının genç kitleden olması gerekiyor AYSEC'te. Evet. Peki biraz anlatır mısınız projelerinizi? Şöyle çeşitli şekilde olabiliyor. Mesela biz burada AYSEC İstanbul'da ya da AYSEC Türkiye'de de projeler düzenliyoruz. Aynı zamanda biz buradaki gençleri yurt dışında diğer 128 ülkede düzenlenen projeleri de gönderebiliyoruz. Yani bu böyle iki taraflı bir etkisi var aslında AYSEC'in. Üç farklı programı, üç farklı ürünü var diyebilirim. Bir tanesi sosyal sorumluluk projeleri. Sosyal sorumluluk projeleri birazcık daha kişilerin gittiği yerin gelişimini etki etmek, oradaki insanların, oradaki kadınların değişimini etki etmek amacıyla yapılan projeler. Startuplarda yapılan kısa dönemli stajlarımız var. Bir de uzun dönemli, birazcık daha iş imkanı gibi diyebileceğiniz stajlarımız var. Evet. Hepsinin çok farklı kitlesi var ama hepsinin etki etmek istediği şey aslında liderlik gelişimi ve gittikleri yere, projelerin gerçekleştirdiği yere etki etmek diyebilirim. Peki bu sosyal sorumluluk projeleri dedin, ondan bir örnek verebilir misin bize mesela ne gibi? Tabii neler ki arkadaşım burada düzenliyor sosyal aslında. Aa, evet, o zaman seni dinleyelim. Şöyle, aslında İstanbul lokalinde şu ana kadar işte açlığa son vermekle ilgili projeler yaptık. Ya da kadınların yani cinsiyet eşitliğini daha iyi bir yere çekebilmek adına Women in Power projeleri yaptık geçen sene. Burada en basitinden ekonomik bağımsızlığı olmayan ve kocalarına bağlı yaşayan mülteci kadınlarla bir proje gerçekleştirdik. Projeye hatta biz o insanların işte kendileri yemek yapıp satıyorlardı biraz da ekonomik bağımsızlıklarını elde edebilmek adına. Hı hı.
yemek yapıp satarken onların aslında bu işlerini kolaylaştırmak için geldi gönüllülerimiz. Buna gelmişken onların aslında vatandaşlık haklarını da onlara öğrettik. Kendi hakları olduğunu ve hani kocalarına bağlı yaşamak zorunda olmadıklarını öğrettik. Aslında çocuklarıyla birlikte geliyorlardı ve çocuklarının bakımını da oradaki gönüllüler üstleniyordu. Kocaları böyle bir eğitim aldıklarını bilmiyorlardı çünkü bilseler alıkoyabilirlerdi. Ancak biz bunları onlara vermek zorundaydık ki onların da aslında burada birey olarak var olabilmelerine katkı sağlamak zorunda hissettik kendimize. Evet. Peki mülteci kadınlar için çok önemli bir şey yapmışsınız ama bu anlamda haklarını bilmeyen Türkiye'de yaşayan çok fazla kadın da var. Türkiye'deki yaşayan kadınlar, Türk kadınları için de böyle bir proje olacak mı? Kesinlikle. Aslında sadece mülteci kadınlarla değil, bizim geçen sene üniversitelerde de yaptığımız Türk kadınlarının haklarını bilmeleri ve dünyadaki ve kendi lokallerindeki cinsiyet eşitliği nedir, kendi hakları nedir, burada neler yapılabilir? Yani kendilerinin biraz da aslında birey olmalarını, farkındalık kazanmalarını sağlamak için 6 hafta boyunca projeler yaptık. Çok güzelmiş. Peki ikinize de sormak istiyorum. Tabii bu anlamda sosyal sorumluluk projeleri yaparken özellikle çok fazla ilginç hikayelerle de karşılaşıyor insanlar. Böyle karşılaştığınız ilginç hikayeleriniz var mı? Yani şeyden örnek verebilirim. Bu biraz da aslında kadınlar için yaptığımız projede değil ancak çocuklara eğitim verdiğimiz bir tane projede. Yetimhanede eğitim verirken insanlara, oradaki çocuklara İngilizce öğretirken ya bir tane çocuğun kendi kendine nasıl yetebildiğini gözlemledik. Çocuk tek başınaydı ve işte reçelli ekmek yiyordu aslında. Ancak onu yere düşürünce normalde bir çocuktan şey beklersiniz. Tabii ki ebeveynine koşmasını beklersiniz ancak ortada ebeveyni olmadığı için kendi kendine sorumluluğunu alıp temizleyip ve ardından tekrar ekmeğini sürüp ağlamadan yoluna devam etti. Biz burada, ya ben şey olmuştum, hani ne kadar küçük şeylere takılırken aslında insanların ne kadar büyük acılardan geçtiğini gözlemleme şansı yakalamıştım. Evet, çok güzel bir hikaye gerçekten. Var mı senin böyle hikayen? Çok var aslında ama genel olarak geri dönüşler bize şöyle oluyor. Ben birazcık daha yurt dışına buradan insanları gönderen taraftayım diyebilirim. Evet. Çok ön yargıyla gittikleri ülkelerde ya da çok ön yargıyla gittikleri projelerde çok güzel deneyim alıyorlar ve tamamen görüşü farklı biri olarak Türkiye'ye dönüyorlar diyebilirim. Yani ben şu ülkeden bir kadınla asla konuşmam, şu ülkeden bir erkekle belki aynı odada kalmam vesaire gibi diye yurt dışına giden insanlar döndüğünde tamamen farklı ve kalıplarını yıkmış insanlar oluyor buraya döndüklerinde. O konuda çok fazla geri dönüş alıyoruz ve bizi en mutlu eden şeylerden biri de bu projelerde aslında. Doğru, aslında 128 ülkeden bahsediyorsunuz. O ülkelerin hepsi de Avrupa ülkeleri değildir herhalde, evet, değil mi? Evet, tabii ki. Yok, değil. Yani hem doğudan hem batıdan var mı ülkeler? Var, var. Peki, yurt dışı tecrübesi yaşamak isteyen gençlere ne gibi imkanlar sunuyorsunuz? Biraz da bundan bahsedelim. Tabii şimdi ki. Bizi izliyorlardır genç izleyicilerimiz de. Aslında daha demin de bahsettiğim gibi üç farklı şekilde yurt dışına çıkabiliyorlar Isaac'te. Bir tanesi sosyal sorumluluk projeleri. Hı hı. Sadece Avrupa ülkelerinde değil, hatta bizim en çok yaşadığımız ülkeler birazcık daha sosyal yardıma ihtiyacı olan Mısır, Hindistan, Fas gibi ülkeler. Bunların yanında dediğim gibi 128 ülkede bu deneyimi yaşayabiliyorlar. Hepsinin için gereken projeler, İngilizce seviyeleri farklı. Birazcık daha biz o kişiye göre proje yönlendirmesi yapıyoruz. Onun dışında kısa dönemli stajlar, startuplarda staj yapabiliyorlar. Birazcık daha hem startuplara yardımcı olmak hem de startupların savunduğu şeylere yardımcı olmak için orada staj yapıyor arkadaşlarımız. Bir de uzun dönemli stajlarımız var. Bir yıla kadar çıkabiliyor. Burada birazcık daha maaş alıp bir iş tecrübesi aldığı stajlar gibi düşünebilirsiniz. Ama bu projelerin hepsi dediğimiz gibi sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üstüne kuruluyor ve bunları iyileştirmek için yapılıyor aslında. Peki katılım şartları var mı? Yani herkes katılabiliyor mu? Öğrenci olmak şart mı? Öğrenci olmak şart değil, 18-30 yaş arasında olması gerekiyor sadece. Katılım şartları stajlarda birazcık daha CV ya da İngilizce seviyesi belirli olabiliyor ama genel böyle kesin şu olmayan katılamaz diye bir şart yok. Öyle bir koşul yok yani. 18-30 yaş arasında 18-30 herkes başvurabiliyor. Peki ciddi de projeler yapıyorsunuz. Peki bu projelere destek nasıl sağlıyorsunuz? Yani aslında yani yeterli destek geliyor mu aslında, sormak istediğim o. Şöyle, destek buluyoruz, evet, belli bir düzeyde, ancak yeterli mi? Bence değil. Çünkü ya buradaki çok soruna sadece bir organizasyonun yetmesi, sizin de takdir edeceğiniz üzere, imkansız.
Ancak hani projelerimizi açıkladığımızda bu gerek belediyeler olsun, üniversiteler olsun ya da sivil toplum kuruluşları olsun bizim amacımızı anladıklarında ve bizim yapmak istediğimiz etkiyi fark ettiklerinde onlar da bu projenin içerisinde yer almak istiyorlar. Çünkü hani herkes sonuçta burada güzel bir etki yaratmak ister. O yüzden projeleri yaparken işte bize gerek işte konaklama konusunda yardımcı olmak olsun ya da gerek projelerin yapılacağı yeri temin etmek konusunda olsun çeşitli destekler buluyoruz. Ama tabii ki bu bizim buradaki her insana ulaşma gayemizde yeterli düzeyde mi? Olmuyor ne yazık ki. Evet, sizin çok büyük çaba göstermeniz gerekiyor tabii bunlara destek bulabilmek için. Doğru, haklısınız. Peki, iki genç, pırıl pırıl genç stüdyomuzda konuğumuz tabii gençler olunca size de gençleri sormak istiyorum. Sizce gençler yaratıcı mı? Yani gençlerden de projeler geliyor değil mi? Aynen. Nasıl projeler geliyor? Yaratıcı projeler var mı gerçekten umut vadeden? Ne dersiniz? Aslında bu sadece İstanbul lokalinde değil, yani Aize'nin genel kendi yapısında yazılan bütün projeleri biz gençler olarak yazıyoruz. Burada önce işte sorunları tespit ediyoruz, neler yapılabilir, neye ihtiyaç var diye bakıyoruz. Ardından bunu nasıl gerçekleştirebileceğimize bakıyoruz bu 6 hafta içerisinde. Çünkü ya yani belli bir çizelgemiz oluyor, o belli çizelgede ajanda oluşturuyoruz ve böylece sonuca nasıl 6 hafta içerisinde ulaşır, bu insanlara nasıl etki ederizin yollarına bakıyoruz. Ardından projeyi mesela İstanbul şubesinde direkt hani bizim kendi üyelerimiz ortaklaşa düşünüp nasıl bir şey çıkarabileceğimize dair ardından beraber yazıyoruz. Aynı şekilde tabii ki bunu karşıda anlaştığımız kurumla birlikte son hatlarını veriyoruz. Ancak hani sizin o gençlerin bir şey yaratmak konusundaki hevesi dediğiniz aslında yani benim gözlemlediğim kadarıyla aslında bizim kuşağımız bir şeyler yaratmak isteyen ve boş durmak istemeyen bir kuşak. Sadece ona gerekli imkanların ya da gerekli alanların oluşturulması gerekiyor. İşte Isaac de onlardan biri olunca böyle projeler ortaya çıkıyor. Sen ne düşünüyorsun bu Kesinlikle konuda? katılıyorum ben de. Ya herkes şu an bizim hem konuştuğumuz gençler hem de çevremizdeki insanlar sorunların farkında ve bunun için bir şeyler yapmak istiyor. Çok çılgın fikirleri de var, çok güzel farklı fikirler de var. Sadece yapmak için kaynak bazen yeterli olmuyor. Isaac ne kadar buna olanak sağlasa da biz de bir yere kadar olanak sağlayabiliyoruz. Çünkü yine gençler olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama gençlerin çok büyük bir potansiyeli var kesinlikle. Ben de katılıyorum. Buna kesinlikle ben de Aynen. katılıyorum gençlerin çok büyük bir potansiyeli olduğuna. Evet ama pazar günü de çok ciddi bir seçim var. Yerel seçimler var Evet. önümüzde. Şimdi telefon hattımızda Kader Başkanı Nuray Karaoğlu var. Bakalım bu seçime 2 gün kala kadınların neler söylemek ister, nasıl bir mesaj vermek ister. Hemen Nuray Hanım'a döneceğim. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Evet, pazar günü yerel seçim çok ciddi bir seçime gidiyoruz. Kotalara baktığımızda yine bizi çok tatmin edecek rakamlar yoktu ama pazar günü seçim var. Buradan kadınlara nasıl bir mesaj verirsiniz seçim öncesi? Evet, aslında kadınlar bu seçimlerde de var olma mücadelesine devam ediyorlar. Aday adaylıkları ve gerekse adaylaşma süreçlerinde gerçekten çok büyük hayal kırıklıkları yaşamış olmalarına rağmen mücadeleyi ve direnci bırakmak istemedi kadınlar. Ancak görünen tablo bize kadın temsili konusunda, siyasette, karar alma mekanizmalarında, kadın temsili konusunda çok iç açıcı bir sonuçla karşılaşmayacağımızı gösteriyor. Evet. Umudumuz, evet, belediye başkanlıklarında özellikle büyük şehirlerde kadınların temsilinin yok gibi olacağını şimdiden görebiliyoruz. Belediye meclis üyelikleri ve muhtarlıklarda kadın sayısının artmış olmasını diliyoruz ve bunu öngörebiliyoruz. Özellikle muhtarlarda. Bu dönemki yerel seçimlerde kadınların çok büyük ilgisi var. Bu ilginin karşılık bulacağını ümit ediyoruz ve ben tüm seçimlere katılan kadınlara öncelikle azimlerinden dolayı ve kararlılıklarından dolayı kutluyorum ve bol şans diliyorum hepsine ve tüm Evet. seçmenlere de sizin vasıtanızla seslenmek istiyorum. Pazar günü hepimiz için çok önemli bir gün. Toplumda eşitliği sağlamak ve
Toplumun kaynaklarını, yerel yönetimler kaynakların doğru yönlendirilmesi gereken en önemli mekanizmalardan bir tanesidir. Dolayısıyla kaynakların doğru yönlendirilmesinde kadınlara da yer açılmasını diliyorum ve seçmenler olarak da bu konuya dikkat edip oylarını kullanırken kadın adaylardan yana oylarını kullanmalarını rica ediyorum. Bu konu çok önemli çünkü eşitliği ancak böyle sağlayabileceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Seçim öncesi hayal kırıklıkları yaşamıştık kadınlar adına ama belki pazartesi günü yeniden bir umudumuz olur. Çok teşekkür ederim. Evet, aslında umutsuzluktan sürekli beslenmeyi de gerektiriyor. Özellikle siyasette böyle bir alan. Ümit ediyoruz ki kadın temsilinin daha çok arttığı günleri konuşabilecek durumda olduğumuz yarınları yaşayabiliriz. Çok teşekkürler. Evet. Nuray Hanım, bu arada tabii izleyicilerimize de buradan söyleyelim. Pazartesi günü de seçimden sonra kadınların durumunu, siyasetteki durumunu stüdyoda da hep beraber değerlendireceğiz diyelim. Şimdiden izleyicilerimize de söylemiş olalım. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Teşekkürler. İyi yayınlar tekrar. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet, gençleri konuştuk. Kadınlar adına da projeler yapmışsınız. Bundan sonra kadınlara yönelik de projeleriniz olacak mı? Evet, aslında bizim şu andan yaz için planladığımız şimdiden açık iki tane 30 gönüllünün yurt dışından gelecek 30 gönüllünün katıldığı projemiz var. Yine geçen sene yapılan gibi bu sefer sadece daha fazla insana ulaşmasını istiyoruz ve daha fazla insanın bu konuda bilinçlenmesini ve etkilenmesini istediğimiz için etki alanını geliştirmek adına gönül sayımızı arttırdık. Partnerlik kurduğumuz yerlerde aslında biraz daha üniversiteler oluyor burada. Çünkü bu insanlar bunu küçük yaştan alırsa daha fazla insana etki etme şansı yakalayacaklar. O yüzden üniversite öğrencilerinin ve hani daha az eğitim almış kadınlara ulaşabileceğimiz bir proje yazdık. Ve bu projede aslında insanların yine geçen sene yapılan gibi birey olma konusundaki sıkıntılarını, problemlerini, bilgi eksiklerini gidermek, dünyadaki cinsiyet eşitliğinin durumunu değerlendirmek, aynı zamanda kendi ülkelerinde neler yapabileceklerinin farkına vardırmak. Çünkü etki alanı sadece Türk kadınları olmuyor, aynı zamanda buraya gelen gönüllülerin de hayatı değişiyor buraya geldikten sonra. Bu insanlar projeden döndüklerinde kendi döndükleri yerde cinsiyet eşitliği için mücadele etsinler ve bu konuda bir adım alsınlar diye bu projeleri şimdiden gerçekleştireceğimizi planladık diyebilirim. Harika planlar. Peki, yurt dışına da çok fazla, işte 128 ülkeden bahsettik. Bugüne kadar kaç genç gitti yurt dışına Türkiye'den? Sizin vasıtanızla? Çok fazla. Yani çok kesin bir sayı vermeyeyim, yanlış bir sayı vermiş olmak istemem. Ama geçen sene sadece 5000'e yakın insan gitti Türkiye'den. Ve daha da fazla giderek artıyor yani bu sayı. Sadece biz mesela bu yaz kadınlarla ilgili projelere 100 tane genci göndermeyi kesinleştirdik şu an. Sayı giderek de artıyor. Yani aslında etki ettiğimiz sayı çok daha fazla. Peki en fazla hangi ülkelere gitmek istiyorlar? Genelde Mısır, Hindistan'a çok yakın bakıyorlar. Çünkü projeleri çok güzel, etki edecekleri alan çok güzel ve buna ihtiyacı olduğunu biliyorlar ülkelerin. Fakat son zamanlarda Avrupa ülkelerine de birazcık daha ilgi var. Romanya, Ukrayna gibi ülkelerde de bu konularda güzel projeler olduğu için, özellikle kadınlarla ilgili projeler, buralara da kayıyor insanlar. Evet. Tabii yani Hindistan gibi ülkelerin Avrupa Birliği'nden oradaki kadınların daha fazla ihtiyacı vardır tabii doğal olarak. O yüzden oraları tercih etmeleri. Özellikle Mısır'da çok fazla kadınlar üstüne proje var. Yani yaptıkları projelerin neredeyse %60'ı kadınlar üzerine ve oradaki kadınları bilinçlendirmek üzerine. O yüzden Türk insanının da buna çok ilgisi oluyor. Mesela örnek verir misin? Mısır'da ne gibi bir proje yapıyorsunuz kadın adına? Tabii ki şöyle oluyor genelde. Orada haklarını bilmeyen, birazcık daha kocaları tarafından ya da toplum tarafından bastırılan kadınlarla ilgili bir proje yapıyorlar. Proje 6 haftalık oluyor. Bizim Türkiye'den ya da dünyanın her yerinden giden gönüllülerimiz bu kadınlarla buluşuyorlar orada. Ve birazcık daha onlara hakları hakkında bilgilendiriyorlar. Kendi bağımsızlıklarını nasıl kazanabilirler, bunlar hakkında konuşuyorlar. Küçük İngilizce dersleri gibi etkinlikler de yapabiliyorlar. Birazcık daha bilinçlenmeleri ve aslında topluma kazanılabilmesi için. Bu gibi etkinlikler yapıyorlar sürekli. Aynı zamanda kendi kültürümüzü de tanıtıyorlar. Ya da Türkiye nasıl, Türkiye'de biz nasıl yaşıyoruz, bunu da tanıtıyorlar detaylı bir şekilde. Harikaymış.
Peki ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Başarılarınızın da devamını diliyorum ki gerçekten çok başarılı işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ne güzel böyle gençleri görünce biz de kendi adımıza umutlanıyoruz. Umut vaat eden insanları görünce çok sağ olun geldiğiniz çok için. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Davet ettiğiniz için teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Kadının Gündemi'nin bugün de sonuna geldik. İki gün biz de tatil yapacağız ama pazartesi günü aynı saatte biz burada olacağız. Siz de gelin olur mu? Görüşmek üzere.